Benim için Türkiye'de kadın olmak başarı olmak demek ifade ediyor ama izin vermiyorlar. İzin vermelerini istiyoruz. Kadınlar her şeyi çok daha iyi yapıyor. Her şeyin planlamasını, ekonomisini, düzenini, yetiştirmeyi, çocukları yetiştirmeyi her şeyi kadınlar yapıyor. Ama izin verilmediği için yapılamıyorlar, meydana çıkamıyorlar. Köstekli. İzin verilmiyor. Erkekler hiçbir şey izin vermiyorlar. Hep onlar. Her şeyi. Kadınlar dövülmesin. Kadınlar evde yaptığı tarhana çorbasını bile pazarlayıp satabilsin. Çocuğunu okul harçlığı yapabilsin. Kocasından beklemesin. Kocasından bekleyen kadınlar dayak yiyor, aşağılanıyor. İstedikleri yerlere ulaşılamıyor, aileleri tarafından reddediliyor. Bunların olmamasını istiyor. Kadın ve erkeğin eşit maaş aldığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Patronu olduğumuz erkekten daha az maaş alıp sırf kadın olduğumuz için bunlara katlanmak istemiyoruz. Maaş eşitliği istiyoruz. Hak eşitliği istiyoruz. Sadece cinsel kimlikle olan bir şeyden artık hepimiz çok rahatsızız. Büyük mevkilerde hala kadınların engellendiğini düşünüyorum. Erkeklere daha çok öncelik verildiğini düşünüyorum. Yani örnek şu anda milletvekillerimiz bile kadın sayısı çok az. Yani ne bileyim çok çok büyük şirketlerde idareciler, büyük makamlarda olanlar hala çok sayıda erkek. Yani bu konularda kadınlara daha çok hak verilmesi, daha çok fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın olmak güzel ama derin düşündüğünüz zaman kadın olmak çok zor. Hele hele yalnız yaşamak, hani ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar için hayat daha da zor. Çok çok zor. Ne yapılabilir? Yani ev kadınlarına bence devlet sigorta yapsın. Kadın oturduğu yerden emekli olsun. Hiç kimsenin ağız kokusunu çekmeden, minnet duymadan, hani ya da ne bileyim devlet evde oturan kadınlara iş imkanı versin, evlere iş dağıtsın falan. Kadınlara ekonomik özgürlük verilsin. Hem sosyal alanda hem iş alanında kadınların eşit haklara sahip olmadığını düşünüyorum. Ben de senelerce iş hayatı olan bir kadındım. Aynı pozisyonda olmalarına rağmen kadınların maddi olarak ve manevi olarak aynı haklara sahip olmadığını gördüm. Bizim Avrupa standartlarına ulaşmamız için çok daha eğitim açısından çok daha donanımlı olmamız gerekiyor. Altyapılarımızın daha gelişmiş olması gerekiyor. Yani eşit olmadığını düşünüyorum. Şimdi biz gerçek anayasamızı, bizi yaşatan, bizi yaratanın bizi yönetmesine izin vermediğimizden kaynaklanan kadında sıkıntılar var. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberken ayağa kalkıp kızına yerini verip alnından öpüyorsa burada oturup çok derin düşünmek lazım. Ben bunu demek istiyorum. Yani biz sünnete, Allah'ın emirlerine uygun yaşadığımız takdirde zaten kadın hak ettiği yeri bulacak, zirve olacak yani. Ne diyebilirim ki? Bence her tarafı zor, her şekilde zor yani. Kadın olarak çalışmak da zor, kadın olarak yaşamak da zor. Kadın olarak gülmek bile zor. Güldüğünüzde bile bundan bir anlam çıkartan bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla maalesef zor.